Dedikodu nedir? Dedikodu, başkalarının kişisel veya özel hayatları hakkında konuşmaktır. Yani senin en çok sevdiğin şey. Dedikoduyu kim sevmez? Peki dedikoduyu neden severiz? Dedikodu çünkü çok iyi bir iletişim yöntemidir. Yıllardır antropologlar bunları çok araştırmıştır. Topluma hatta dedikodunun zarar verdiğini düşünürler ama toplumu toplum yapan dedikodudur. Aslında dedikodu bir tabudur. Kim tabularını kırmayı sevmez? Peki en çok dedikoduyu kim yapar? Kadınlar. Erkekler. Dedikodunun cinsiyeti yoktur. Hem kadınlar hem erkekler yapar. Peki en çok dedikodu nerede olur? Hastanelerde. Hastanelerde çok dedikodu olmasının sebepleri nelerdir? Çünkü hastaneler 7/24 devam eden canlı bir organizmadır. Bütün insanlar sorunlarıyla gelir hastaneye. Çok büyük bir sosyalleşme vardır. Hatta bütün çalışanlar evde geçirdikleri vakitten daha çoğunu işinde geçirir. Hastanelerde ne gibi dedikodu olur? Kim işe alınmış? Kim işten ayrılmış? Kim evlenmiş? Kim boşanmış? Kimin kiminle ilişkisi varmış? Kim kimi aldatmış? Hastanelerde en çok dedikodusu yapılan kimdir? Sıra en üstten başlar. Yöneticiler, doktorlar, hemşireler, sekreterler, personel olarak gider. En çok dedikoduyu kim yapar? Piramidin tam tersi. Biri sizinle dedikodu yapmak istedi. Nasıl davranmalısınız? Öncelikle herhalde kahveyi koymalıyız. Yok artık. Niye öyle yapmıyoruz? Hayır, öyle yapmamalıyız. Ya dışlamalıyız bence. Yani bence şöyle, benimle birisi dedikodu yapmak istediğinde şunu düşünürüm ilk önce. Bu kişi benimle neden dedikodu yapmak istiyor? Bu kişi kim? Onun dışında bu kişi bugün benimle bu dedikoduyu yapmak istemesinin amacı ne? Bu kişi yarın benim dedikodumu yapar mı diye sorgularım. Gerçekten bunu düşünür müsünüz? Hayır. Peki bu dedikodunun zararları var mıdır? Bazen vardır, bazen yoktur. Ama şöyle bir şey de var. Ateş olmayan yerden? Duman çıkmaz. Büyük insanlar fikirleri, ortalama insanlar olayları, küçük insanlar ise başkalarını konuşur. Tabularımızı yıktık. Hastane dedikodularının yeni bölümleri çok yakında sizlerle.